Sonuna geldik. Antep'te. Hedefimiz sağda. Karavan parkına giriş yapıyoruz. Şuradan geniş alalım da. Geçeceğiz. Bakalım. Hadi anneciğim, dua et inşallah senin yaşında dost bulursun. Hiç dostum yok diye ağlıyordu sabah. Evet, birazcık kalabaca. Ama bunlar bayağı hep uzun süre kalanlardan. İşte, o işte acaba. Eleştiri yazmışlar ya, hep geliyorlar şarkıyı yerim. Anne, buranın yerini anne. Ama çok güzel yani. Evet, çok güzel. Ha? Biz şuraya koyacağız. Öyle mi? Tutsa ayrılmıyor sonra. Şurada var ama orada yol yani, insanların giriş çıkışını etkiler. Can da orada bir çocuk buldu, hemen başladı oynamaya. Çok da ayrı kalmayalım insanlardan ya. Ha, şu an kalan yok mu? Yani burası olabilir o zaman. Çok da ayrı kalmayalım insanlardan. Bence de kimse yoksa. Karşıya mı alalım? Ya İstanbul'un orası da var da orada uzak olur diyorsun. Evet ya, bak şimdi orada bir tane çocuk buldu, oynuyor mesela. Ha. Bence biz buraya alalım eğer burada kimse söyle yoksa. Bana nasıl oturuşlar? Yoksa... Tipine bak ya. Ne? Senin ellerini. Aynen, çevir. Doğru, sağ ol. Evet, sağ ol. Aynen. Bence gerisini mover'la yapabilirsin. Daha garanti olur yani. Konuş bakayım, İngilizce konuş. Bak, yabancı çocuklar geldi. Nasıl konuşuyor? O bant ağzında benim. İngilizce konuş bakayım. Biz mesela orası öyle olsun, burası böyle olsun, şurası şöyle olsun diyoruz. Adam hani ne dört çeker ne bir şey. Olduğu gibi çıkmış, Almanya'dan gelmiş. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Ondan sonra mover yok, bir şey yok. Bir de hani karavan öyle küçük falan da değil. Dev gibi bir karavan. Bir de yani benim mover'la girmeye gözümün kesmediği yere abi harçlanarak girdi. Şimdi böyle de kaldı burada. Ama tabii ki Türk milleti yalnız bırakırım, hayır. Çözsem baba bunu, 4-5 kişi toplaşalım, itikleyelim girsin şekliyle direkt yardımlaşa bir şekilde bu işi çözeceğiz. El freni. Hah, yes. Evet, şimdi. Hadi baba, ekip de bu. Hop hop, buradan. Be careful here. Gel. Buraya. Düz. Go away. Straight, go away. Yes. Bendeki İngilizce de yani bak. Gel. Hop. Evet be, görüyor musun? Türk milleti bırakır mı be? Şuna bak, bu cevval adamlar burada olduktan sonra. Helal. Mover'dan iyi yanaştık yalnız ha. Güzel. Mis gibi. Perfect. Canlarımız, ciğerlerimiz, pek sevgili, kıymetli dostlarımız, Antep'e geldik. Antep'te biraz kalabalık dahi olsa yine tertemiz bir karavan parkındayız. Bu belediyenin bu işleri benim çok hoşuma gitti. Hiç böyle olabileceğini düşünmüyordum. Geldik, güzeldi, böyle bir yere girdik. Kenara da konuşlandık. Mis gibi. Şu anki yerimiz güzel. Bu arkadaş da gelmiyormuş. O yüzden ona sıfır yanaştık. Zaten kalacağımız şurada 2-3 gündür. Başka bir yer olursa da başka bir yere çekeriz diye düşünüyoruz. Hemen arkamızda şöyle göl. Bakalım Antep'te bizi neler bekliyor. Mavi kafes alalım. Sonra da tuhaf alalım. Ona sonra mavi bir top oyuncu alalım. İçinde. Şu an ne konuşuyorsunuz babacığım? Bana da bir söyler misin? Hamster olayı. Hamster olayı nedir peki babacığım? Hamsterlara bir şey alıyorsun. Hamsterlar çok hoşlanıyor. Hamster almak istiyormuş da Bodrum'a dönünce, evimize dönünce. Onun hayalini kuruyoruz. Ha. Bundan niye peki benim hiç haberim yok oğlum? Çünkü baba makarna ver. Yemeği var, yemeğini alacağım. Niye bakayım, nasıl makarna yiyorsun bir göreyim. Peki oğlum neden kaşık çatal falan kullanıyorsun? Ayıyım ben de çünkü. Ben çünkü ayıyım. Ama oğlum böyle olmaz galiba ya. Kimden de görüyor bunları bilmiyoruz ki. Antep'teki ilk günümüzde hemen arkadaki komşu bir baktım, aldırıldı, çamaşır yıkıyor, bir şeyler asıyor falan. Lan dedim, bu nereden asıyor bunları falan derken geldim, bir de şöyle bir yer buldum. Belgin'le yüklendik. Aynen, bizim neyimiz eksik dedik. Geldik. Abi karavan parkta, belediyenin karavan parkındaki mevzuya bakınız. Bunu beğendim ben, bu güzel. Hadi bakalım. Buyur.
Ama hepsi sıfır bunların ya. Evet, tertemiz ya valla. Biz normalde çamaşırhaneye verecektik, hani alacaktık çarşıda. Nerede koyayım? Bir koy yani. Mekanı bulduk ya. Tabii bizim lala mala asmaya ihtiyacımız yok. Bu işi daha önceden düşündüğümüz için karavanımızın kendi aleti var. Çıt çıt açıyorum, işim bitince kapatıyorum. Varlığıyla yokluğu bir. Daha önce fark eden var mı arkada böyle bir şey olduğunu? Ya. Ne yapıyorsun babacığım sen bu kadar köpeği? Yanındaki oynamak istiyorum. Ha. O yüzden adam bunu böyle... Şuradaki bir elini alttır bakayım. Pati versin bakayım. Pati ver. Pati ver. Çok tatlıca, çok tipe bak. Adam, minik adam. Minik adam. Oo, aslanım benim. Hadi güzelce oyna babacığım. Şimdi işte hani çekme karavan mı, moto karavan mı geldik, ikimiz de buradayız. Şimdi bu abimiz mesela moto karavanla ben bir yere gidemiyorum diyor. Gidemez koca karavanla, şimdi Antep'in içine gir, oraya park et vesaire nasıl olacak? O yüzden abi geliyorsun, evini park ediyorsun. Arabanla istediğin yere gidebiliyorsun. Hani soruyorsun ya abi, aslında bakarsan bir otobüs alsan, otobüs karavan çok güzel. Ya otobüs karavan güzel. Hop! Can köpeğin peşinden koştu, düştü de. Gel babam benim yanıma. Bir şey yok babacığım. Bir şey yok. Düştü, bozuntuya vermiyor. Elini cebine soktu garibim. Ha, otobüs karavan işi güzel. Tamam, bir şey demiyorum. Devasa. Bin gez 20 metre. Ama işte şimdi geldin buraya da sonra nasıl gezeceksin? Arkasına motor bağlarım, bilmem ne yaparım, onu yaparım. Yani yaparsın da, yani. Evet efendim, Antep'in merkezine geldik. Merhaba abicim. Gelir gelmez tabii Belgin'in gözüne katmer. Nerede yesek, ne yesek. Ya ama şunu söylemem lazım, yani buraya yarım saatte falan geldik. Hani şu bizim aklımızdaki Antep, hani Antep deyince aklınızda böyle küçük bir Antep, hani o Eğirdir'deki gibi küçük bir yer çektik ya, öyle bir yer gelmesin. Böyle daha İstanbul, Karaköy, Eminönü, Ankara, Ulus falan. Ya devasa bir yer, ucu yok, bucağı yok. Yani. Yo, ben bayağı şaşırdım. Bence İstanbul'dan büyük. Antep çok büyük. Samimi söylüyorum, bayağı bildiğim burası metropol ya. Yani bu kadar büyük olabileceğini inan hiç düşünmüyordum. Şu an en küçük çarşısındayız bence yani. Tabii ki her şeyden evvel geldik. En önemli şey, katmerciyi bulduk. Bakalım neden bütün ünlülerde burada fotoğraf çekilmiş. Biz de onlar kadar beğenecek miyiz? Evet, burada geldi. Katmerimiz bu dostlar. Böyle sütle bu da servis ediliyor. Madem diyoruz ki katmer yiyoruz, bunu adabınca yemeliyiz. Evet. Beyefendi dükkanın sahibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref abi. Verdiniz. Estağfurullah, şeref bize ait. Abi bunun evet. Yanında böyle bir süt veriliyor. Şimdi evet. Bu nedir, bunun adabını biz bilmiyoruz. Şimdi taş fırında piştikten sonra süt de bunun yenilmesi lazım. Süt de midede denge yapıyor abi. Ha, şekeri falan dengeliyor bir taraftan. Şeker zaten fazla değildir ama denge yapar. Soğuk süt özellikle diyoruz. Eyvallah. Şimdi o zaman biz de bir tadalım. Ondan sonra konuşalım. Fikrimizi paylaşalım. Hadi bakalım. Eyvallah. Saygılım. Afiyet olsun. Katmer efsaneydi. Tadı damağımızda kaldı. İnşallah bir daha yiyeceğiz. Bakalım. Şimdi Bakırcılar Çarşısı'na doğru gidiyoruz. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'na geldik. Heh. Abimiz de bize topaç gönderir. Ola 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 ola. Can. Mesela saçları var. Bunlar da börek yapar, gözleme yapar. Hepsini yapar efendim. Antep fıstığı kırılmamış, ağzı açılmamış fıstıkları kırar. Antep fıstığını fındık kırmak. Kırar. Aşımı geniştir. Bunlar ayrı usta. Vay. Onlar ne kadarmış abi? 30 lira. 20 lira. Bunlar Antepiyandır. Bunlar sarı pirinçtir. Thank you.
Aleykümselam abim benim, hoş geldin. Abi makine misin, bu nedir gözünü seveyim ya, nasıl bir iş ya, helal olsun sana be. Allah razı olsun abi, vallahi bravo abi. Sen nasılsın abi? Çok şükür. Kolay gelsin baba. Bunun bitmişi bu mu? Aynen abi. Niye peki orijinal renginde tutmuyorsun? Niye böyle değil de? Parmak izlerinden dolayı kararma yapar. Bu seni biraz uğraştırır. Ha. Ama günlük kullanım için en güzeli bu zaten. Neyle kaplıyorsun bunu baba? Elektrolize denilmiş nikel kaplamamız. Ne için kullanılır bunlar? Bunlar sunum için. Yemek. Yemek ya da normal servis tabağı olarak. Ha. Çay falan, kahve. Eyvallah. Eyvallah kardeşim benim. Kolay gelsin. Bunlar ne abi? Soğan taklası. Soğan taklası. Taklası. Soğan taklası. Soğan doğranı, zeytin doğranı. Ha soğan taklası. Evet. Ha eyvallah abi. Entebin yine ünlü. Ne oluyor abi bunlar? Entebin? Antep kahkası derler. Kahkası. Kahke. Bir de böyle bayatlamadan duruyormuş. Evet. Ha. Yani bir hafta, iki hafta süre böyle. Bir hafta, iki hafta Antep kahkası. Tabii burada böyle yine tarihi hanlar var. Bu tarihi hanlar her tarafta görebilmek mümkün. İçlerinde böyle tatlı dükkanlar var. Genel olarak hep böyle el işçiliğiyle yapılan şeyler mevcut. Kahveciler var işte böyle. Yine özel kahveler durumu. Böyle hep kahveye de bir taraftan çok özen gösteriyorlar. Özellikle burada Arap çekirdekleri fazlasıyla mevcut. El işçiliği, tesbihler vesaire falan. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle değişik işlerde görebilmek mümkün. Antep'te. Antep'te her şeyi görebilirsin. Abi hoş bulduk. 5 liralık tesbih arıyorum, var mı? Dur beni kesmeyeceksin değil mi abi? Sıkılı mı? Ya da tesbih atsan 5 lira verir misin? Sanatçıda mıydınız ya? Abi öyleyim de dur, niye öyle de şey yaptın beni abi, kesecek gibi yaptın ya. Ben hastayım, bir hastayım ya. Allah razı olsun abi. Hastayım. Biz de siz hastayız abi. Bir dakika buraya ben sana gelirim abi. Tamam abi. At yarışını bitirdikten sonra abi bana bakacaksın. Yok at yarışıyla bir yarışı. Yok be abi. Çok değişik işler var belli ki. Evet. Şimdi buraya özgü. Var mı özel bir taş abi? Antep'te bulabileceğin abi, şeyler Antep'te bir taş. Antep'te açık söyleyeyim. Antep gastronomi şehri olduğu için Antep'te bulamazsın abi. Ben şimdi sana var abi. Aa şudur abi. Böyle desem abi, yemiş desem, olurum diyorsun. Yalan söylemiş olurum abi. Estağfurullah abi. Adil abim şimdi dedi ki buranın kahvesini içmeden hiçbir yere gidemezsin. Göndermem dedim abi. Ha bu dedik lan nedir bunun şeyi? İki tarafından dedi içersin. Bir tarafından içersin. Tadı başka olur. Bir tarafından içersin başka olur. Lan dedim ne diyor acaba? Gerçek mi? Bizim dedi kahvemiz iki renk. Şimdi kahve geldi gerçekten de böyle bir değişik iki renk. Bu nasıl oluyor abi? Nedir bu? Neymiş kardeşim bu? Bu kahvemiz Dibek'te dövülmüş Türk kahvesidir. İçtiğiniz fincanlarda pişiriyoruz. Çift renk çift tattır. Her iki taraftan içtiğinizde farklı tatlar alırsınız. Şimdi abi bu tesbihtir. Bu tesbihin özellikleri vardır. Şimdi bu 99'lukta bu tesbihin taneleri cemaattir. Bu müezzindir. Evet. Bu imamdır. Şimdi cemaat olduktan sonra, imam olmaktan sonra tesbih bir işe yaramaz. Şimdi bu tesbih de doğru. İmame dedikleri bu yani. İmame dediğimiz budur. Bu da püsküldür. İşlemesi diyor bunun. İşçiliği önemli olan diyor. 18.000 liralık bir tesbih tutuyorum arkadaşlar şu an elimde. Abim de bana bunu Antep hediyesi olarak yaptı sağ olsun. Teşekkür ederiz. Yine Antep'in tarihi yerlerinden birine geldik. Tarihi Zincirli Bedesten 1718 Zincirli Bedesten Çarşısı.
çeşitli turistik, değişik oyuncakların, aksesuarların, hediyelik eşyaların bulunduğu değişik bir çarşı tarihi Bedesten. Antep'e gelmişken dediler ki ünlü İmam Çağdaş'a gel, bir ye iç bakalım neler var, bakalım nedir ne değildir. Ben gerçi böyle çok ünlü yerleri pek sevmem. Çok artık fabrikasyona dönmüştür genel olarak benim fikrimde. Şimdi bakalım ne olacak, ne bitecek, nasıl bir hizmet var elimizden geldiğince biz de izah etmeye çalışacağız efendim. Sevdin mi Antep'i? Hem de ne? Anlayamazsınız, anlayamazsınız. Tam senlik ha. Ye iç, gez. Beğenmedim. Beğenmedim. Ayıp ama ya. Ama yani. Yani şimdi bu kadar da olmaz. Ya biz galiba biraz fabrikasyon olan yerleri beğenmiyoruz. Hani artık her şey şey oldu diye. Ben lahmacunu beğendim. Ha evet, lahmacun neyse. Lahmacunu beğendim. Eti yavurdu falan sert yani. Beğendim. Yani kaç puan? Hadi madem şeyleri 9-9.5 demiştik Tarsus'ta. Oralar. 6. 6. Evet. Ben de 6.5'tan 7 veriyorum. Ama yenir mi? Yine de yenir. Oh! Gelin. Sebez oldu. Daha güzel yerler buldukça haber edeceğim. Gel. Bakayım. Bakayım. Gel buraya. Gel. Bu kimin köpeğiymiş oğlum? Entep'teyken sağ olsun sevgili belediyenin yetkilileri burada olduğumuzu duymuşlar. Bizi ağırlamak istediler. Biz de birkaç bir şey sormak istedik kendilerine. Dediler ki biz sizi gezdiririz. E tabi şimdi belediye bizi gezdirecek olunca gidilen bir şekilde artık şöyle terliklerden kurtulmaya karar verdik. Çek de yakışıklı görsünler. Bak. Bak. Aa. Artık bir ayakkabımız var. Entep'ten aldık. Nasılım abi? Bir Kıvanç, bir ben. Bir de belediye. Kolay gelsin. Of, of, of. Of, of. Öncelikle hoş geldiniz Gaziantep'e. Birazdan kahvaltı yapacağız Küşleme Kebapan'dayız. Yani Gaziantep'te ha öğle yemeği yemişsiniz, ha kahvaltı yapmışsınız. Çok bir farkı yok. Birazdan da zaten çeşitlerimiz de gelir. 25-26 çeşit neredeyse bir kahvaltı çeşitimiz olacak. 26-27 çeşit diyor aşkım ya. Ne diyorsun? Evet. Hepsinden yeriz ya, ne olacak? Kahvaltı mı yiyecekmişiz? Evet kahvaltı, ama buranın kahvaltıları öyle yemek gibi oluyormuş yani. Normal öğle yemeği gibi. İnsan Antep'te ne yiyeceğini şaşırıyor. Antep'e gelirseniz belediyeye gidin. Sizi elleriyle besliyorlar. Abi geliyor. Oo. İkinci gelsin mi abi? Ne oldu? Şimdi herkes de soruyor. Ne yedin? Nasıldı? Şöyle miydi? Böyle miydi? Şöyle bir nohutları var. Bu ekmek arası dürüm nohut dedikleri. İçi bu. Ama 10 numara. Malzeme şu. Bu zaten katmer her şeyin içinde, her yerde ve dünkünü inanın aratmıyor. Bu da muhteşem bir katmer. Şunların daha tadına bakamadım. Böyle bir kavurmaları var. Bu da işte menemen, sucuklu yumurta var ama çeşit olarak bak orada bir patatesleri var. Bu da yine buranın özel bir yiyeceği. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi nereye gidiyoruz patron? Panorama Müzesi'ne gidiyoruz. Şimdi belediyenin Panorama Müzesi'ne gidiyoruz. Sevgili dostlar, şimdi Antep Müzesi'ne geldik. Burada Gaziantep Savaşı'nın neden çıktığı, ne oldu, nasıl geliştiği, Fransızların ne yaptığına dair ufak bir bilgi paylaşacağım size. Ve hemen müzenin girişinde de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle size sonuç yapmak istiyorum. Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gaziantep'lileri kahramanlık misali olarak alabilirler diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk 25 Aralık 1936'da. Müzenin içerisinde küçük dostlara da yer verilmiş. Ne güzel bir şey değil mi? Evet evet. Can da müzenin bu tarafında eğlenecek. Hadi bakalım.
yaptığım ilk duygum böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum aslına bakarsan. Yani ne zorluklarla, neler aşılarak bugüne gelmiş bir milletiz. Şu an tabii savaşın her türlüsüne hayır tabii ama milletimiz eskiden neler çekmiş, ne zorluklarla bugüne gelmişiz. Bunu görmek, burada izlerini görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Gerçekten gelip bunu görmenizi canı gönülden isterim. Derin mesajlarına verildiği, hem teknolojinin hem de tarihin birleştiği muhteşem bir müze olmuş. Eğer Gaziantep'e gelirseniz burayı görmeden, yemin yiyin ama burayı görmeden asla gitmeyin. Şimdi şöyle oldu, bizim burada olduğumuzu duyan Gaziantep Belediye Başkanı hanımefendi sağ olsun layık görmüş, bizi ziyaret etmek istemiş. Bir güruhla gelmişler, şimdi kendisini ağırlayacağız efendim. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ya biz hiç aslında... Ben hoş geldim baba ya. Ben memleketim. Müsaadik sensin. Ya doğru değil mi? Biz vallahi hiç aslına bakarsanız başta böyle beklemiyorduk. Böyle hani kelli felli, bıyıklı, yaşlı hani vardır ya böyle belediye başkanı ya. Biz böyle bir hanımefendiyle karşılaşacağımızı duyunca heyecanlandık çok açıkçası. Çok teşekkür ederim. Ya, siz hoş geldiniz. Eyvallah hoş bulduk. Gerçekten ayağınıza sağlık. Burası çok önemli. Bu fikir nasıl çıktı? Bu pandemi oldu, içimize kapandık. Biz dijital ortamda yeni nesil turizm nereye gidiyor? Ne yapmak lazım? Hemen bir çalıştay yaptık. Çalıştayda dediler ki başkanım artık doğa, deneyim, deneyimleme yükselen bir değer. İnsanlar büyük büyük otellerde kalmak istemiyor pandemiden dolayı. Ne istiyorlar? Karavan turizmi. Dedim ki o zaman karavan nerede var? Nemrut'la Mersin arası hiçbir yerde yok dediler. Yok. Değil gerçekten mi? Yok. Evet. Ben aldığım bilgiyi hemen... Biz Tarsus'tan geliyoruz. Evet. Antep'in aslına bakarsanız karavan parkının ününü biz duyduk. Dedik ki Antep'e gidelim. Tamam çok iyi. İyi ki gelmişiz. Zaten biz siz gelmeden önce de çektik. Çamaşır makineleri. Sıcak duşlar, evet. Tuvaletler. Herkese özel böyle karavan alanı. Keza azıcık da kalabalıkça. Evet. Yani söylemekte fayda var. Burada mesela şimdi İsveçli i̇şte dostlarımız şurası, vardı. Evet. Şurada İskoçyalı arkadaşlarımız var. Şurada Almanlar vardı. Beraber gelmiştik. İngilizler geliyor. İngilizler geliyor. Romanya'dan gelen çok. Çok özellikle bu tarafa yurt dışından gelen çok. Evet. Şimdi baktık ki çok büyük bir talep var. Karşıda Türkiye'nin en büyüğünü yapıyoruz. Türkiye'nin en büyüğü. Evet, şu anda. Bu ün yetmedi, ikiye katlayacağız evet, diyorsunuz. Evet, evet. Bir de Gazi size daha detaylı anlatsın. Geçen gün federasyon başkanıyla görüştük. Ekim dikim alanı var, ağaç var. Beraberinde herkesin hem bireysel hem sosyal alanda yapmasını, yani alternatif programlar yapacağı mekanlar planlandı. Acayip bir iş oldu orada. Biz bu işe şöyle bakıyoruz. Bu her şehirde bir yer var. Biz her şehri gezerek geldik. Her şehirde ayrı ayrı durduk. Burası aslına bakarsanız bir han. Yolcuların üstünden geçerken 3 gün, 2 gün konaklayabileceği, huzurla durabilecekleri, işte temizlenip paklanıp tekrar yola çıkabilecekleri, hoşça zaman geçirebilecekleri bir han. Diğer taraflarda hani insanlara işte 3 günlük bir zaman tanınmış mesela. 3 gün kalabiliyorsun, 3 günden sonra belli bir süre zarfında çıkıyorsun, tekrar geri gelmek istiyorsan işte kim belediye 15 gün tanımış, kimisi 30 gün. İşte kimisi de 3 günden sonra paraya başvurmuş. 20-30 lira para alıyor ama bu sefer de diyor ki parasıyla değil mi veririm 20 lirasını kalırım. Biz buna karşıyız mesela. Niye? Çünkü daha fazla yer olursa insanlar gelip işte biz mesela şu an başka birisinin otoparkındayız. Yani şu karavanın bahçesine park etmiş durumdayız. Buralar çok kalabalıktı. Şimdi biz gidip geldiğimizde boşalmış. Mesela buralara park etmek isterdik. Davut Valim tanıyorsunuzdur. Aha. 3,5 seneden beri de onunla birlikte çok şey yaptık. Cam terastan, koordinasyon, uyum, acayip bir iş çıkarıyoruz. Biz Antep'i bir köy yeri sanıyorduk. Samimi söylüyorum. Kefen kesilmiyor. Kefen kesilmiyor. Bu kadar da değil. Ya, hayır, vallahi billahi. Yani, ya daha küçük bir şey diyorduk ya. Biz Paris'iz ya, Paris.
Ya inan Antep İstanbul'dan büyük. İstanbul'dan düzenli. Eminönü gibi bir taraftan, bir taraf Karaköy her gibi, şey Ankara'nın ulusu gibi. Yani inan olsun ben. Biz İstanbul'u terk ettik, Bodrum'a taşındık. 2,5 senedir Bodrum'da yaşıyoruz. Gökhan'ım bugün diyorum Gaziantep, bir de bir düşünsek. Ne yapsak? Gelin. Vallahi çok gerçekten güzel. Gelin. Her şey var. Bodrum'da ne var? Ben pahalı bir de. Burası ucuz da biliyor musun? Evet, Bodrum pahalı. Bodrum'da gördüğün her şeyi Fırat'ta bulacaksın. Bir Fırat'a git. Öyleymiş. Şartlı cennet. Ya insanı da çok hürmetkar, evet, çok kibar, insan evladı. Çok yani kibar, biz evet, oralarda törpülenmişiz, eskimişiz ya. Evet. Hoş geldiniz çok evimize, neşe getirdin dilimize. Var ya öyle bir şarkı. Hoş geldin evimize. Gerçekten ben bu kadar samimi, sıcak, sempatik bir insan beklemiyordum. Yani teşekkür ederiz. Ben teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten çok hoş, hoş ağırladınız bizi. Hoş, hoş bulduk. Siz de evimize hoş geldiniz. Sağ olun. Karavanımızda evin, ilk evin kez. Evin nişanı olsun. Çok teşekkürler. Çocuğunuzda, yuvanızda inşallah çok mutlu olun. Karavanın içi huzur ve mutluluk getirsiniz inşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz de karavanımızda ilk kez sizin kadar yüksek mertebede bir insanı ağırlamaktan şeref duyduk. Yüksek Allah ya. Makam evet, önemli değil. Hepimiz çok güzel kardeşiz. Eyvallah. Evet, sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Buyurun oturun ederim, istiyorsanız buyurun. 2 dakika şarj edelim şunu. Tamam. Kameranın şarjı bitiyor. Belediye başkanına diyorum ki gel otur. Şunu şarj edelim. Oturuyor. İşte insanlık. Teşekkür ederiz valla. Ben Antep'e doyamadım. Evet. Dönüşte biz bir daha geleceğiz. Tanışmış olduk. Evet. İyi evet, ki geldiniz. Evet. Ayaklarınıza çok sağlık. Sağ olun. Like gördünüz. Bizim buraya geleceğinizi duyunca çok heyecanlandık. Keza biz de öyle. Hakikaten sanatçı kolay yetişmiyor. Kültür adamı kolay yetişmiyor. Şu işlere hevesli adam kolay yetişmiyor. Evet. Bu başka bir vizyon. Evet. Başka bir dünya. Bu yeni dünyada çok hızlı yerimizi almalıyız. Evet. Bu ekonomi demek, bu istihdam demek, bu ihracat demek, bu dünya barışı demek. Bakın herkes burada, Avrupa burada, Afrika burada. Herkes ortak sofrada oturunca dünya barışına en büyük şey bu. Bir arada evet, oturmamız lazım. Bunlar bize bu fırsatı veriyor. Bunları çoğaltalım inşallah. Kesinlikle. Çok teşekkür ayağınıza ederim. Ayağınıza sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sarılayım şöyle. Hoşçakalın. Var olun. Var olun. Ayağınıza sağ olun. Evet dostlar, karavanda belediye başkanımızı, eski bakanımızı ağırlamadık da demeyiz. Yeni yapılacak olan karavan parkının tek tek manzarası. Yanımızdaki beyefendi Gazi Bey, Gaziantep'imizin estetik uzmanı. Burasının toplam alanı 10.000 metrekare. Aynı alanda 40 tane karavan misafir edebileceğiz. Biz burayı 5 palya halinde düzenledik. Şimdi burada gördüğünüz bunlar ışık. Bu ünitede hem 3 faz hem tek faz elektriklerini alabilecekler. Buradan gri sularını boşaltacakları giderler var. Her temiz suları burada. Hattı burada. Evet. Sosyal tesisimizin içinde kaydınızı yaptırdıktan sonra mutfağımız, çamaşır yıkama odamız, kurutma odamız ve aynı zamanda çelik imalatın üstü bir seyir kafesi olacak. Peki burada ücretsiz kalma durumu kaç gün ya da burası hep ücretli mi? Hep ücretli olacak. Kaç para? Çalışıyoruz üzerinde. Peki neyle ne arası olacak? Bence 100 liranın üzerinde olacak. 100 liranın üstünde evet, olur günlüğü. Evet. İlk sene için ücretsiz yapsak 2022. Sizin için çabalıyorum. Büyük pazarlıklar dönüyor canlı canlı. Hiç şüphe yok buranın gerçekten güzel olduğuna. Bu seneyi biz burayı bedava geçirelim. Kesinlikle tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Gelsin. Hiçbir sıkıntı yok. Karavancı dostlarımız, kampçı dostlarımız gerçekten bu kadar güzellikten faydalansın. Ondan sonra bedeli neyse o zaman ödeyelim peki, bunu. Peki, peki. Ne dersin bu işe? Olur olur, ha? Hiçbir sıkıntı yok. Canlı canlı al işte burada. Evet, ha? Hiçbir sıkıntı anlaştık yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki, var olun. Teşekkür ederiz. Vallahi sürekli bir şeyler yiyoruz, ediyoruz. Size de bunu yedik, şunu yedik falan. En sevmediğim bir şey yemek paylaşmak ama buranın da en büyük kültürü bu kardeşim. Yani gastronomi şehri diyorlar. Yiyip içip gezeceksin. Şimdi Konya'da da ne yesek ne yesek, etli ekmek yesek. Burada da şimdi dediler ki arkadaşım geldiysen burada beyran içmeden, beyran aslında içmek çorba değilmiş, yemek diyorlar burada. Bunu yemeden gitme dediler. Biz de buranın en ünlü beyrancısına geldik. Şöyle bir girizgah yaptılar. Şimdilik gönlümüzü aldılar. Bakalım beyranda ne olacak? Açık ve net söyleyeceğim ne olduğunu. İlk bir ağız yanması yaşandı ama sonra böyle kaşıkladıkça Abelgin
kalaylandı ağzımız. Artık yiyebiliriz bütün acıları. Ama gerçekten acı, acıdan ziyade böyle ben önce bir yandım ama sonra... Alışıyor değil mi yedikçe yerden sonra? Yedik. Burası böyle bir garip bir mayası var. Benim için çorba okey. Devam. Of 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 of. Abicim nedir bunun adı? Aşçı tabağı, özel spesiyalimiz. Çift kahveden sonra çift pilavı da burada görmüş olduk. Antep'in yakınlarında Rumkale esnafımız çalışıyor. Selamünaleyküm. Hayırlı işler abiler, ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Ne abi bu? Buranın her tarafta bunlardan görüyorum. Burada ekmek yerine bunlardan yeniyor herhalde değil mi abi? Evet. Ne deniyor bunlara? Tırnaklı ekmek. Tırnaklı ekmek. Bunun ekmeği, bu tırnaklı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kaskolu neymiş abi? Kaskolu garantili. Kasko olduğu zaman diyorsun. Tabii. Zarar ziyan öder. Öbürü garantili olan ne abi? Garantili işte. Parça garantili olur. Onda da diyorsun, eğer sıkıntı olursa geri getir değiştiririm. Aynen. Açgözlülüğün sınırı yok. Sabahın köründe kahvaltıda burada mercimek çorbası yenir dediler. Efendime söyleyeyim, paça çorbası yenir dediler. Paça yedim, mercimek yedim, et yedim. Yerimden kalkamıyorum, çok sıcak geliyor. Benim düştüğüm hataya siz düşmeyin dostlar. Bu kadar yemeyin, gaza gelmeyin. Onlar Antepli, onlar alışık. Bir bilgi vereyim. Şu an Fırat Nehri üstündeyiz. Şu karşı tarafta gördüğünüz yer Gaziantep'tir. Efendime söyleyeyim, bu tarafta gördüğünüz yer de Urfa'dır. Yani şöyle, hemen sağ taraf Gaziantep, sol tarafımız Urfa. Bu suların altında 16 tane batık şehir var. Şimdi biz bir tanesini gördük burada. Batık köy sular altında kalmış. İşte 2000 yıl öncesinde buralar vadiymiş. Sonra insanlar buraya yerleşmiş. Ama su açıldığı zaman da köyler sular altında kalmış.